Bültenimize hoş geldiniz. Artı Haber'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Türkiye, Kuzey Suriye'ye askeri harekat başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16.10'da sosyal medya hesabından bu harekatın başladığını duyurdu. Ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstereceklerini de söyledi açıklamasında. Dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Özellikle ABD kanadından çok fazla tepki vardı. Hem Trump'ın açıklamalarına, Kuzey Suriye'den çekilmesi ve oradaki tutuklu IŞİD'lileri Türkiye'ye emanet etmesine tepkiler vardı. Şimdi Amerika'daki yansımalarını Demokrasileri Savunma Vakfı'ndan kıdemli analist Aykan Erdemir'le konuşacağız, kendisi karşımızda. Sayın Erdemir, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bu harekat başlamadan önce Trump-Erdoğan görüşmesinin ardından başlayacağı duyurulmuştu ve çok fazla tepki geldi ABD'den. Özellikle Senato'nun bu konuda, bu tepkilerde birleştiği haberleri de vardı. Amerika'da bu harekat başladıktan sonra nasıl tepkiler vardı? Evet, Washington, sizler de biliyorsunuz, aslında çok bölünmüş, çok polarize bir siyasi yapı içeriyor. Fakat söz konusu olan Erdoğan olduğunda çok ilginç bir şekilde hem demokratlar hem cumhuriyetçiler aynı potada buluşabiliyor. Bunu daha önce de görmüştük. Örneğin Erdoğan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alışında, İran yaptırımlarına delişinde ve Erdoğan'ın korumalarının işte Washington'da göstericileri dövdüğü anlarda hep demokrat ve cumhuriyetçi temsilcilerin birlikte hareket edebildiğini görmüştük. Bu sefer de farklı olmadı. Gerçekten gerek Temsilciler Meclisi gerek Senato kanadında şu anda çok büyük bir çoğunluk bu sürece önemli bir tepki gösteriyor. Bu tepki gerek açıklamalar şeklinde olurken bir yandan da yaptırımlar için çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Tabii bu tepkinin temelinde ne var, buna bakmak gerek. Bir yandan Kuzeydoğu Suriye'ye yapılan operasyon, daha önce yine Kuzey Suriye'ye yapılan, Afrin'e yapılan operasyonu akıllara getirdi Washington'da. O süreçte daha sonra Batı medyasında ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının raporlarında da öne çıkan insan hakları ihlalleri yeniden gündeme geldi. İşte yağmalama, işkence, insan kaçırma ve özellikle azınlık inançlarına ait ibadethanelerin tahrip edilmesi gibi konular yeniden gündeme geldi. Yani Afrin'de yaşananlar bugün de yaşanacak yeni insan hakları ihlallerinin habercisi olabilir mi şeklinde sorular var. Yine aynı şekilde özellikle Amerikan kamuoyu Kuzeydoğu Suriye'de IŞİD'in yıkımından kaçmış, katliamlarından, jenosidinden kaçmış, kurtulmuş Süryani Hristiyanlar, Yezidiler, Protestanlar konusunda çok hassas. Özellikle Suriye Demokratik Güçleri'nin Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği içinde hayatlarını kurtardığı bu azınlık cemaatlerinin, bu azınlık topluluklarının bugünkü süreçte, bugünkü kaos ortamında bir kez daha hayatlarının riske atılıp atılmayacağı sıklıkla gündeme getiriliyor. Bu noktada da altını çizmekte fayda var. Başkan Trump'a en başından beri en güçlü desteği veren evanjelik Hristiyan gruplarının da özellikle bu azınlık hakları ve inanç özgürlükleri meselesinden dolayı Trump'la karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Onların da Trump'a karşı sesini yükselttiğini görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bir yandan bu bahsettiğim azınlık hakları, inanç özgürlükleri meselesi gündemi işgal etmeye devam edecek. Ama diğer yandan da çok daha geniş bir kesimin yakından takip ettiği IŞİD militanlarının şu andaki tutuklu bulundukları kamplardan kaçıp yeniden bir IŞİD ayaklanmasına yol açıp açamayacağı tartışılıyor. Sanırım Türkiye'nin sınır ötesi operasyonunun da en çok tepki çeken kısmı bu. Çünkü burada yapılan analizlerde görülen o ki IŞİD militanlarının tutulduğu çok sayıda kamp aslında oldukça güneyde.
yer alıyor ve Amerikalı analistler bu aşamada IŞİD militanlarının Suriye demokratik güçlerinden işte Türkiye güçlerine ve onun desteklediği Suriyeli güçlere devir tesliminin imkansız olduğunu değerlendiriyorlar. Bu da önemli bir endişeye yol açıyor. Belki anımsarsanız bu yıl daha önce Pentagon'un bir bağımsız gözetleme grubunun yayınladığı raporda IŞİD'in yeniden canlanma yolunda olduğu ve özellikle de bu tutuklu kamplarından devşirdiği yeni militanlarla, kaçırdığı yeni militanlarla bir geri dönüş hazırlığı yaptığı belirtiliyordu. İşte şu andaki operasyonla da bu endişeler yeniden zirve yaptı diyebiliriz Amerika'da ve bu da Kongre'nin tepkilerini, kamuoyunun tepkilerini, basının tepkilerini gerçekten alevlendiriyor diye özetlemek mümkün. Keza dün IŞİD Rakka'da bir saldırı düzenlediği açıklandı. Saatlerce SDG mevzilerine saldırdığı ve saatlerce çatışma yaşandığı bildirildi. Aynı zamanda bölgeden yerel kaynaklar tam da Türkiye'nin operasyon yaptığı bölgelerde IŞİD'in tekrar harekete geçmek için canlandığı da ifade edildi. Lindsey Graham, Cumhuriyetçi senatörlerden ve Trump'a yakınlığıyla bilinen yaptırımlardan söz etmişti eğer Türkiye böyle bir askeri harekata kalkışırsa. Daha sonra yaptığı açıklamada da bunu teyit etti. Zaten çok kırılgan olan Türkiye ekonomisini Amerika cephesinden nasıl tehlikeler bekliyor? Bu gerçekten de çok hassas bir konu. Çünkü bir yandan Washington'dan Türkiye'ye bakıldığında bir NATO müttefiki, her ne kadar çok sancılı süreçler yaşansa da bir NATO müttefiki görülüyor. Aynı zamanda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için değil, Avrupa Birliği için de önemli bir ticari ortak ve pazar görülüyor. Ama bir yandan da şüphesiz ki IŞİD tehlikesi, işte azınlık gruplarına ilişkin temel hak ve özgürlükler meselesi de bir o kadar önemli. Dolayısıyla burada bir hassas dengede terazi var. Normal şartlarda ekonomik hassasiyetlere oldukça dikkat ediliyor ve Türkiye ekonomisini rayından çıkaracak gelişmelere çok da yol açacak çok da adım atılmıyor. Bunun en önemli örneği belki de Halkbank'a ilişkin yaptırımların uzunca bir süredir sümen altında tutulması. Fakat Kuzeydoğu Suriye söz konusu olduğunda o kadar büyük bir hassasiyet var ki bu ekonomik hassasiyetlerin göz ardı edilip oldukça sert yaptırımlar yoluna gidilebileceği öngörülüyor. Şu anda bize ulaşan haberlerde de Kongre'de çok yoğun bir yaptırımlar yönünde çalışma yapıldı ve bu çalışmaya gerek Cumhuriyetçi gerek Demokrat kanadın büyük bir istekle katkı verdiği yönünde. Yani bizim öngörümüz önümüzdeki süreçte Türkiye ekonomisinde bir sarsıntıya da yol açması muhtemel yaptırımların gelmesi şaşırtıcı olmaz. Bu noktada belki yaptırımları yavaşlatacak ya da daha yumuşak yaptırımlar da karar kıldıracak olan şu olabilir. Türkiye'nin operasyonunun sınırlı kalması, bölgedeki kaosun öngörülenden daha düşük olması ve Suriye'de daha güney mevzilerine doğru bir ilerlemenin olmaması. Sanırım bir yandan Amerikan Kongresi'nde gözler Kuzeydoğu Suriye'deki gelişmeleri izlerken bir yandan da yaptırım çalışmaları devam ediyor olacak. Bu süreçte bir orta nokta bulunacak diye tahmin ediyorum. Sayın Erdemir, son olarak sormak isterim. Bir de hava sahası durumu var. Kuzey Suriye'den yetkililer çağrıda bulundu, hava sahası kapatılsın diye. Daha önce bu askeri harekat yapılmadan önce açıklamalar varken Pentagon'un da açıklamaları vardı hava sahası ile ilgili. Son durum nedir? Pentagon'dan bir açıklama geldi mi? Türkiye hava sahasını kullanabilecek mi? Aslında burada bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Çünkü kapatılan süreç Amerikan ve Türk güçlerinin birlikte götürdüğü süreçlerdi. Yani gerek ortak devriye süreçleri, gerek havadan gözlem süreçleri ve gerek bilgi paylaşımına ilişkin süreçlerdi. Dolayısıyla yani Suriye hava sahasının kapatılması ve bu
kapatma kararının da Amerikan güçleri tarafından uygulanması gündemde olan bir mesele değil. Çünkü anımsayacaktır izleyicilerimiz. Daha önce Türkiye'yi hava sahasını kapatan, aslında Suriye hava sahasını kapatan Rusya olmuştu. O da Rus jetinin düşürülmesi sonrasında yaşanan krizdeydi. Bugün içinde Suriye'ye baktığımızda halen gerek orada bulunan konuşlu hava gücü açısından, gerek hava savunma sistemleri açısından, bir yandan Esad rejiminin, bir yandan da Rusya'nın temel belirleyici olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eğer önümüzdeki süreçte güç de kullanarak Suriye hava sahasının Türk Hava Kuvvetleri'ne kapatılması söz konusu olursa, tahminim odur ki bu ancak Şam'dan ya da Moskova'dan gelecek bir kararla olur. Washington kaynaklı olmayacaktır diye öngörüyorum. Sayın Erdemir, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Washington'dan Demokrasileri Savunma Vakfı'ndan kıdemli analist Aykan Erdemir karşımızdaydı. Kendisi Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye askeri harekatının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yansımalarını aktardı. Senato'da büyük bir çalışma yürütüldüğünü söyledi Türkiye'ye yaptırımlarla ilgili. Üstelik Cumhuriyetçilerin ve Demokratların bu yaptırımlara karşı birleştiğini de aktardı. Tüm ABD'de şöyle bir kanı oluştuğunu söyledi. Bu harekat daha fazla ilerlemesin, kısa bir sürede sona ersin ama bu arada yaptırımlarla ilgili çalışmalar da sürecek dedi. Türkiye, Suriye'nin kuzeyini havadan savaş uçaklarıyla, karadan da obüslerle vurmaya başladı. Harekatta Suriye'nin kuzeyinde birçok bölge vuruluyor. Bu arada Türkiye'de harekatla ilgili gelişmeler yaşanıyor. Suriye'den Türkiye tarafına da havan topları atıldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine operasyonun başladığını açıkladı. Erdoğan'ın açıklama yaptığı dakikalarda uçaklar Suriye sınırında bulunan SDG mevzilerini bombalamaya başladı. TSK'ya ait savaş uçakları Kuzey Suriye'nin Kamışlı kentiyle Serekaniye, Gresipi ve Ayn İsa ilçelerinde SDG güçlerinin bulunduğu mevzileri bombaladı. Bombardımanın 5 noktada gerçekleştiği belirtildi. Bombardımanın başlamasıyla birlikte Gresipi ilçesindeki halkın Kobani'ye doğru gitmeye başladığı aktarıldı. TSK'ya ait topçu birliklerinin Gresipi köyleriyle Kamışlı'ya bağlı Segirka köylerini obüs toplarıyla bombaladığı da gelen haberler arasında. Savaş uçakları ayrıca Ayn İsa ilçesindeki SDG mevzilerini vurdu. Suriye Demokratik Güçlerinin de TSK'ya bazı bölgelerde karşılık verdiği bildirildi. Bu arada Suriye Demokratik Güçleri TSK'nın hava saldırılarına karşı ABD ve uluslararası koalisyondan uçuşa yasak bölge oluşturmasını istedi. Afrin'deki Özgür Suriye Ordusu güçlerinden oluşan 150 araçlık askeri konvoy Urfa'nın Akçakale ilçesine sevk edildi. Şanlıurfa Valiliğince sınır hattındaki belirlenen bölgelerin özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi. Urfa'nın Ceylanpınar, Suruç, Birecik ve Akçakale ilçelerinde de okullar tatil edildi. Yapılan anonslarla halkın evlerine girmeleri istendi. Kuzey ve Doğu Suriye'ye başlatılan operasyon sonrası sınır hattındaki kentlerde telefon hatları kesildi. Sınır bölgesinde yaşayan yurttaşlar cep telefonları aracılığıyla birbirleriyle iletişim kuramaz durumda. Nusaybin ve Ceylanpınar'a havan mermisi atıldığı ilk bilgilere göre yaralı veya can kaybı yok. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada harekatla ilgili ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, NATO ve Birleşmiş Milletler'in bilgilendirildiği duyuruldu. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve askeri yetkililer harekatı koordinasyon merkezinden takip ediyor. Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye harekat başlatması dünya gündeminde. Fransa ve İngiltere'nin çağrısıyla harekata ilişkin Birleşmiş Milletler yarın acil olarak toplanacak. Güvenlik Konseyi'nden nasıl bir karar çıkacağı da merak ediliyor.
Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik hava bombardımanı başladı dedik. Siyasi partiler de açıklama yaptı. HDP bin kez söyledik, yine söylüyoruz. Savaşa hayır dedi. Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik askeri harekatı başladı. Halkların Demokratik Partisi resmi hesabından açıklama yaptı. 5 milyondan fazla insanın kardeşlik içerisinde yaşadığı bir bölgeye işgal girişimi başladı. Savaşı desteklemek bu halklar değil, IŞİD çeteleri komşumuz olsun demektir. Bin kez söyledik, yine söylüyoruz. Savaşa hayır ifadelerini kullandı. Harekata ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dualarımız askerlerimizin burnu dahi kanamadan harekatın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için dedi. Bir açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, MHP'nin harekata tam destek verdiğini söyledi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Allah askerlerimizin ayağına taş değdirmesin derken, Saadet Partisi Genel Başkanı ise ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye başlattığı askeri harekat mecliste de gerginliğe neden oldu. HDP milletvekili Murat Çepni'nin askeri harekatı işgal olarak değerlendirmesine AKP, MHP, CHP, İYİ Partili vekiller tepki gösterdi. Yargı paketinin görüşüldüğü genel kurulda Türkiye'nin başlattığı askeri harekat gerginliğe neden oldu. HDP milletvekili Murat Çepni'nin harekata işgal demesi AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti sıralarını hareketlendirdi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan söz alarak Türk ordusunun kendi bekası için savunmak adına yaptığı bu operasyonu işgal kuvvetlerinin harekatı olarak değerlendiremezsiniz dedi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da eğer tek bir Mehmetçiğimize bir şey olursa biz CHP olarak oraya gideriz diye konuştu. HDP'li Fatma Kurtulan da IŞİD'le bir kez daha iş görmeye gidiyorsunuz. Afrin'de de siz vardınız, çeteler var. Bunun adı işgal değil de nedir diye sordu. Kurtulan ardından bir işgaldir. Başka ülkenin toprak bütünlüğünün ihlalidir. Savaş suçu işliyorsunuz dedi. Konuşmaların ardından genel kurulu yöneten CHP Meclis Başkan Vekili Levent Gök, Çepni'nin açıklamalarını doğru bulmadığını belirterek oturuma 5 dakika ara verdi. Karara bağlanan tezkere ile ilgili olarak Kuzey Suriye'ye yönelik askeri harekatın iç politikaya yansımasını ve sonuçlarını Artı TV Ankara temsilcisi Sibel Hürtaş aktaracak. Sibel, seni dinliyoruz. Ezo merhaba, Meclis Genel Kurulu'ndan seni bıraktığın yerden devam edelim. Evet, bugün mecliste gerginliğe neden oldu bu tartışmalar. Levent Gök 5 dakika ara veriyorum dedi ama o ara tam 1 saat sürdü. 1 saat boyunca grup başkan vekilleri arkaya diyelim Meclis Genel Kurulu'nda Meclis Başkan Vekili'nin odasına gittiler ve bir uzlaşı aramaya çalıştılar. Daha sonra meclise döndüler. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Uluç bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim hedefimiz Türk Silahlı Kuvvetleri değildir. Muhatabımız Türk Silahlı Kuvvetleri değildir. Siyasettir. Eleştirilerimizde siyasi eleştirilerdir açıklamasını yaptı ve mecliste gerginliğin tansiyonun düştüğünü söyleyelim. Hala Meclis Genel Kurulu devam ediyor şu dakika itibariyle. Meclisin gündeminde yargı reformu paketi var. Hızla bu maddelerin görüşülmesine devam ediliyor. Bir kritik nokta meclis, diğer kritik noktada Erdoğan Başkanlığında toplanan hareket koordinasyon toplantısı. Bu toplantıya ilişkin fotoğraflar ve görüntüler Anadolu Ajansı tarafından yayımlandı. Ancak ayrıntılar henüz gelmedi. Biz de bir yandan buradan ayrıntıları bekliyoruz. Dün operasyon beklentisi özellikle dün çok yükselmişti. Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardı. Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin bu tezkerenin süresi 30 Ekim'de sona erecekti. Ve henüz meclis açılmadan önce Cumhurbaşkanlığı bu tezkereyi meclise yollamıştı. Dün bu tezkere görüşmeleri yapıldı. Tezkere meclisten geçti. Bu sabahtan itibaren de çeşitli çevrelerden ve özellikle HDP'den
savaşı istemiyoruz, savaşa hayır açıklamaları yapıldı. Sabah saatlerinde önce HDP Kadın Meclisi toplantısı yapıldı. HDP'li kadınlar kirli savaşın parçası olmayacağız açıklamasını yaptılar. Ardından HDP, HDK, DTK ve DPP başkanları bir araya geldiler ve savaşı dayatan iktidara karşı bir açıklama yaptılar bugün sabah saatlerinden itibaren. Saat 16'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu operasyonun, harekatın başladığını duyurdu. Bunu 16'da duyurdu Erdoğan, ancak saat 14'ten itibaren Milli Savunma Bakanlığı'nın başta ABD ve Rusya olmak üzere İngiltere ve Fransa'yı da bilgilendirdiği belirtiliyor. Siyasi partilerden gelen mesajlar dikkat çekici. Biraz önce haberlerimizde de yer verdik. HDP dışındaki tüm siyasi partiler bu operasyona destek verdiler. Özellikle CHP'nin açıklamaları bu kapsamda dikkat çekiciydi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Mehmetçiğin ayağına taş değmesin dedi, bu açıklamayı yaptı. Yine Engin Özkoç da bugün HDP'li Murat Çevre'nin ardından bir açıklama yaptı mecliste. Meclis dışında da CHP'nin tavrı bu şekildeydi. MHP, AKP, CHP ve İYİ Parti dün tezkereye evet dedikleri gibi bugün de bu tavırlarını korudular, belirtelim. Şimdi mecliste bir tartışma daha var, bir ayrıntı daha var, onu da belirtelim. Özellikle yarın yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısı için de önemli. Burada mecliste yapılan tartışmalar özellikle. Birleşmiş Milletler yarın acil gündemle toplanıyorlar. Bugün de dün de HDP'nin mecliste gündeme getirdiği özellikle bir konu var. AKP iktidarı bu operasyonun ardından güvenli bölgeyi oluşturacağını ve güvenli bölgede köyler ve kentler kuracağını, buraya da göçmenleri yerleştireceğini açıklamıştı. HDP'nin dün de bugün de mecliste dile getirdiği itiraz özellikle bu demografik yapı değişimine karşı. Dün Saruhan Maluç dedi ki orada 5 milyon insan yaşıyor, Rojava'yı işaret etti ve siz şimdi onları oradan çekeceğiz, başkalarını yerleştireceğiz diyorsunuz dedi. Hişyar Özsoy'un açıklamaları dikkat çekici, bir adım daha ileri gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yeni kent planını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gösterdiği haritayı dün Meclis Genel Kurulu'nda gösterdi ve dedi ki bu Baas Partisi'nin 1960'lardaki Arap Kemeri haritasıdır. Onlar o zaman 150 bin Kürt'ü topraklarından edip buraya Arapları yerleştirdiler. Bugün de siz aynısını yapıyorsunuz eleştirisinde bulundu. Ağır eleştirilerdi bunlar. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu gündeme gelecek mi? Çünkü BM'nin kriterleri var, mültecilerin dönüşlerine ilişkin. Mültecilerin dönüşlerine ilişkin BM diyor ki bir eve dönüş gerekli. Yani bir mülteci nereden göç ettiyse BM kriterlerine göre tam olarak oraya gitmeli. Ancak iktidarın bahsettiği bu program BM'nin kriterlerine uymuyor. İşte bu şartlarda BM ne diyecek? Bu çok önemli. Birincisi bu. İkincisi bu demografik yapı tartışması da çok önemli. Hemen anımsatalım. Geçen hafta Almanya, Fransa ve Yunanistan İçişleri Bakanları Türkiye'ye gelmişti ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bir görüşme yapmıştı. O gün de bu göçmen politikasının masaya yatırıldığı belirtiliyor. Bugün iktidar özellikle Batı'yı göçmenleri ne kadar uzağa götürürsek o kadar Avrupa'ya geçişleri de uzak olur şeklinde bir iknaya çalıştığı belirtiliyor. Bu kapsamda da yarın BM'nin alacağı kararlar, yapacağı görüşmeler ve uyarılar önemli olacak. İç politikayı da etkileyecek. Tam o noktada bir şey sormak isterim. Hem de senin dikkat çektiğin dünkü tezkere oylaması ve bugünkü askeri harekata karşı tepki. Uzun zamandır muhalefet partileri arasında adı konmamış bir ittifak vardı. Bu ittifaka etkiler mi?
Şu an yapılan tartışmalar bu ittifakı etkileyeceğini gösteriyor ama hemen şunu söyleyelim. Bugün HDP özellikle mecliste tansiyonu düşürücü açıklamalar yaptı. Dünkü açıklamaları daha sertti. Bugün daha tansiyonu düşüren açıklamalar yaptılar. Ama bunun iç siyasette bir ittifakı etkileyeceği kesin. Zira bu şu an konuşulan bir konu değil. Daha önce de bu konu konuşuldu. Çok özür dilerim. Bir harekat Türkiye'nin hep gündemindeydi. Bu CHP ve HDP'nin arasında da adı konulmamış bir tartışma konusuydu. Bundan sonra gündemden gelir mi? Yüksek sesle konuşulur mu? Göreceğiz. Teşekkür ediyoruz Akta. Artı TV Ankara temsilcisi Sibel Hürtaş karşımızdaydı. Kendisi hem bugün mecliste olan tartışmaları hem de dünkü tezkere oylamasını aktardı. Bu arada Trump'ın attığı son tweetle önce devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye askeri harekatını değerlendirdi. Operasyonu kötü bir fikir olarak değerlendirdi Trump. Bu sabah NATO üyesi olan Türkiye Suriye'ye girdi. ABD bunu uygun bulmamaktadır. Bunun kötü bir fikir olduğunu da Türkiye'ye açıkça daha önce de ifade ettik dedi. Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye askeri harekatına ilk tepki Suriye Demokratik Güçlerinden geldi. Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Ahmet Musa Türkiye'ye hedef almayacaklarını ancak her türlü saldırıyla karşılaşmaya da hazır olduklarını söyledi. Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Ahmet Musa Avrupa Birliği'ne, Birleşmiş Milletler'e, insan hakları örgütlerine saldırıya karşı çıkın çağrısı yaptı. Bu harekatla birlikte IŞİD'e yeni alanlar açılacağını ve daha uzun süre yaşama şansına sahip olacağını söyledi. Dünyanın Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatın arkasındaki nedeni bildiğini de dile getirdi. Karşı çıkmayanların bu harekatın destekçisi olarak görüleceğini ifade etti. Tüm dünyaya tekrar şu mesajı gönderiyoruz. Türkiye'yi hedef almayacağız fakat bize saldırma konusunda ısrarcı olursa ve topraklarımızı işgal ederse savunma hakkımızı kullanacağız dedi. Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye askeri harekatına yönelik dış tepkiler de gelmeye başladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker harekatı durdurun çağrısı yaptı. Fransa ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne toplanma çağrısı da yanıt buldu. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker bir açıklama yaptı. Juncker Ankara'ya itidalli davranma ve harekatı durdurma çağrısı yaptı. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Juncker, Türkiye ve diğer aktörlere itidal çağrısında bulunuyoruz. Plan sözde bir güvenli bölge oluşturulmasını da içeriyorsa Avrupa Birliği'nden hiçbir şekilde maliyetini üstlenmesini beklemeyin ifadelerini kullandı. Fransa ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne toplanma çağrısı yapacağı belirtildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum ifadelerini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas harekatı kınadıklarını açıkladı. Türkiye'yi harekatı sona erdirmeye ve güvenlik çıkarlarını barışçı yollardan izlemeye çağırıyoruz dedi. Maas, Türkiye'nin harekatının yeni bir insani felaket ve yeni mülteci hareketlerine yol açma tehlikesine dikkat çekti. Türkiye bu şekilde bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma ve IŞİD'in yeniden güçlenmesi riskini göze almış bulunmaktadır açıklaması yaptı. ABD'den ilk tepki ise Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dan geldi. Sert bir açıklama yapan Graham, eğer haberler doğruysa ve Türkiye Suriye'ye girdiyse cehenneme giden yolun taşları döşenmektedir. Kürt müttefiklerimiz için dua edin. Onlar Trump hükümeti tarafından umarsızca terk edildiler. Bu adım IŞİD'in tekrar ortaya çıkacağının garantisidir ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın ağır bir bedel ödemesi için kongreye liderlik edeceğim diyen Graham, başkanı hala zaman varken yol değiştirmeye ve işleyen bir güvenli bölge sistemine dönmeye çağırıyorum ifadelerini kullandı. Rus senatör Vladimir Kabarov,
Rusya'nın Türkiye ve Suriye arasındaki çatışmaya dahil olmayacağını söyledi. Sputnik açıklamalarda bulunan Khabarov, Rusya bu çatışmaya kesinlikle dahil olmayacak, bu bizim çatışmamız değil ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Kuzey Suriye'yi askeri harekatına yönelik IŞİD'in yeniden canlanacağı uyarıları yapıldı. ABD Başkanı Trump yine tutuklu IŞİD'lilerin Türkiye'nin sorumluluğunda olduğunu yineledi. Milli Savunma Bakanlığı IŞİD'in boşalttığı Dabık kasabasını kendilerinin temizlediğini öne sürdü. IŞİD ise Rakka'da saldırıya geçti. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Avrupa'nın almak istemediği IŞİD'lilerin sorumluluğunu kesinlikle almalıdır dedi. 50 ABD askerini bölgeden çıkarttıklarını ve sonu gelmeyen savaşın kendileri için bittiğini yineledi. Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan Trump'a Senato üyeleri itiraz etmiş, IŞİD'in canlanacağı uyarısında bulunmuştu. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin IŞİD'le yurt içi ve yurt dışında mücadele ettiğini açıkladı. Türkiye'de yakalanan IŞİD'liler yargılandıkları davalarda sıklıkla beraat ediyor. Ayrıca IŞİD'le göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusunun TSK olduğu öne sürüldü. TSK'nın Dabık kasabasını IŞİD'den temizlediği savunuldu. Dabık kasabası IŞİD için sembolik önem taşıyordu. Ancak TSK'nın harekata başlamasıyla birlikte IŞİD tek kurşun sıkmadan bölgeden çekilmişti. PYD sözcüsü Salih Müslüm, uluslararası koalisyonun IŞİD'in bitmesi, istikrarın sağlanması ve siyasi çözümün olması durumunda Suriye'den çekilecekleri sözünü verdiklerini söyledi. IŞİD bitmiş değil, istikrar da sağlanmış değil, çözüm yok, verdiğin sözü tutmuyorsun, çekiliyorsun diyerek çekilme kararına tepki gösterdi. IŞİD'le savaşta ABD askerlerinin hayatını kaybetmediğini, ancak kendilerinin 11 bin can kayıpları olduğunu söyledi. Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye askeri harekat açıklamalarının ardından IŞİD Rakka'nın Basil mahallesinde bulunan güvenlik noktalarına saldırdı. Uluslararası koalisyona ait savaş uçakları IŞİD'in bulunduğu noktaları bombaladı. Kentteki çatışmalar belli aralıklarla saatlerce sürdü. Yerel kaynaklar IŞİD'in Türkiye'nin harekat düzenlediği Cizre ve Fırat bölgelerinde de saldırıya hazırlandığını belirtti. İngiltere basınında Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye harekatının IŞİD'i yeniden diriltme ihtimali taşıdığına dikkat çekti. Times gazetesi, IŞİD'lilerin tutulduğu kampların güvenliğini sağlayan bazı Kürt güçlerin buraları terk ederek sınır bölgesine konuşlanmaya başladığını aktardı. Türkiye'nin askeri harekatının başlaması piyasalarda satışa sebep oldu. Dolar yükseldi, borsa geriledi. Kuzey Suriye'ye askeri harekatın başlaması sonrası Türk lirası değer kaybederken borsada da %2'nin üzerinde düşüş görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16.10'da sosyal medyadan yaptığı duyuru sonrası piyasadaki hareket de hızlandı. Haber öncesi 5.83 seviyesinde olan dolar TL ilk aşamada 5.87'ye yükseldi. BIST 100 endeksi günü %2,17 düşüşle 99.648 puandan tamamladı. Piyasalar bundan sonra başta ABD olmak üzere yurt dışı tepkilere odaklanacak. Türkiye-ABD ilişkilerini daha fazla bozabilecek açıklamaların piyasalarda doğrudan satışa sebep olabileceği belirtiliyor. Analistler iki ülkenin karşı karşıya gelmediği bir senaryoda ise yatırımcıların süreci olan ilgisinin sınırlı kalacağını düşünüyor. Öte yandan Türk lirasının oynaklığını ölçen endeksler hızla son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu da Türk lirasında her iki yöne de sert hareketlerin olabileceği anlamına geliyor. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine atanan kayyumlara karşı 52. gününe gelen protestolarda da gündem Kuzey Suriye'ye askeri harekattı. Savaşın kazananı olmaz mesajı verildi. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atamalarına karşı başlatılan eylemler 52. gününde devam etti. Eylemlerde ortak gündem Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye başlattığı askeri harekattı. HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Hülya Alökmen yaptığı açıklamada savaşta kazananın olmayacağını belirtti. Savaşın kazananı olmaz.
Barış ise herkese kazandırır. Halklarımız açısından geç olmadan savaş politikalarından vazgeçilmesi ve barışın mimarı olan Sayın Öcalan'la açık, şeffaf müzakerelerinin başlatılmasının için çağrı yapıyoruz. Mardin'de HDP il binası önünde gerçekleştirilen eylemde ise HDP'li vekil Musa Farisoğulları konuştu. Kuzey ve Doğu Suriye'ye dönük başlatılan askeri harekata değindi. Gelemeyi heca ve kuncizanın... Bugün birden fazla devlet bu kirli savaş politikasını devam ettiriyor. Eskiden bunu yapan bütün devletler ve devlet başkanları yok olup gitti. Halk savaşa karşı barış demeye devam edecek dedi. Van'da da 52. gününde sürdürülen kayyım eylemi HDP İpek Yolu ilçe örgütü önünde gerçekleşti. HDP'li vekil Murat Sarısaç, Türkiye halklarının savaşa sürüklendiğini ifade etti. 21 yıl önce Orta Doğu'da yaşatılmak istenen katliamların devamcısı olmaktadır. Bunu sürdürmek istemektedir. Bugünkü Rojava üzerine uygulanan politikalarda bu komplonun bir devamı niteliğindedir. Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye başlattığı askeri harekatın ardından Avrupa'nın birçok kentinde protesto eylemleri yapıldı. Kamuoyuna Türkiye'nin düzenlediği harekatı durdurun çağrısı yapıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan yurttaşlar Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatına karşı sokağa çıktı. Dünya kamuoyuna Türkiye'yi durdurma çağrısı yapıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de de birçok insan Rojava'ya özgürlük diyerek yürüyüş gerçekleştirdi. Protestoların bir diğer adresi de Almanya'nın Essen kentiydi. Essen kentinde yaşayan yurttaşlar kent merkezinde açıklama yaptı. Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik başlattığı askeri harekatı kınadı. Açıklamanın ardından yurttaşlar Rojava'ya saldırılara son sloganlarıyla yürüyüşe geçti. Protestolar Roma, Brüksel ve Strasbourg'da da sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamasını tekrar hatırlayalım. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine harekat başlatması ile ilgili konuştu. Trump, ABD'nin bu operasyonu onaylamadığını yineledi. Bunun kötü bir fikir olduğunu daha önce de Türkiye'ye söylediklerini ifade etti. Peki Kuzey Suriye'ye askeri harekat hakkında sokaktaki yurttaş ne düşünüyor? Artı TV muhabiri Tuğba Baykal mikrofonu İstanbullulara uzattı. Bu kadar bir gerçek varken bir şekilde müdahale edilmiyor. Bu siyasi çözümlerle olabilirdi diye düşünüyorum zamanında. Böyle enteresan bir politikayla, çok güzel bir dış politikayla olabilirdi diye düşünüyorum. Bu kadar da kan revan olmazdı diye düşünüyorum. Ben oraya gidecek Mehmetçiklere hakikaten üzülüyorum. Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye askeri harekatı başladı. Sokaktaki vatandaşsa konuyla ilgili farklı fikirlere sahip. Kimi harekata karşı çıkıyor? Askerlerimizin başka bir ülke toprağında can vermelerine karşıyım. Biz istemiyoruz çocuklarımızın o taraflarda can vermelerini. Savaşın her türlüsüne karşıyım. Ama olması gereken bir şey mi onu da bilmiyorum. Kimi ise harekatın gerekli olduğu görüşünde. Türkiye'nin ne derler bekası için olması gereken bir şey aslında. Yani gerekiyorsa gönderilmesi lazım. Kendi sınırımızı korumak için girmek zorunda. Sokaktaki vatandaşın aynı fikirde olduğu konuysa harekatın ekonomiyi olumsuz yönde etkileyeceği. Savaş nasıl etkileyebilir ki ekonomiyi? Tabii ki tepe taklak. Zaten tepe taklak durumdayız. Daha beter duruma geleceğiz. Sizce bu ekonomimizi nasıl etkileyecek? Kötü etkileyecek. Onun farkındayım. Çünkü Amerika bundan hoşlanmadı yani. Trump özellikle yaptığı açıklamalarla. İlla ki devlet büyükleri de bunu göze alıyordur yani oraya girdiği zaman.
Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye askeri harekatını gazeteci Cengiz Çandar değerlendirecek. Kendisi telefon attığımızda. Sayın Çandar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Tüm dünyadan açıklamalar vardı. Hem bu operasyonun yapılacağı söylendiğinde hem de bugün itibariyle operasyonun başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurmasıyla. Bölgede dengeler nasıl değişir sizce? Daha işin çok erken bir safhasındayız ama uluslararası müthiş bir tepki var. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yarın bu konuda toplantıya çağırmış vaziyette. Çağıran ülkeler de İngiltere, Almanya, Fransa ve Belçika. Bir ülke daha var bildiğim kadarıyla. Az önce Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu girişimi onaylamadı ve Türkiye'ye bunun doğru bir düşünce olmadığının duyuruldu ve bir takım gelişmelerden dikkatle izleneceği bunları ve bir takım gelişmelerden verdiği sözlerin tutulmaması halinde sorumlu tutacaklarına dair Türkiye'nin. Tabii bu biraz çevir gazı yanmasın. Eğer Trump yeşil ışık yakmasaydı böyle bir saldırı, böyle bir operasyon olmazdı Kuzey Suriye, ama yine de Amerika'da doğan tepkiler neticesinde bu yeşil ışığı yakmış olan Trump bile hafiften bir çark eder bir duruma kendisini zorluyor demektir. Şimdi bütün bunların yanı sıra Mısır Arap Birliği Teşkilatı'nı toplantıya çağırdı. Suriye toplantına tecavüz, Arap ülkesine tecavüz diye. Gerçek baktığınız zaman Suriye'de 7-8 yıldır girip çıkmayan ülke kalmadı, oraya ayak basmayan, ama bunun diplomatik bakımdan önemi şu sırada bir yandan Güvenlik Konseyi toplanmaktayken, bir yandan Amerika böyle dil değiştirir bir havaya girmişken, arkasından Mısır'ın da bütün Arap ülkelerini toplantıya çağırması, aynı zamanda da dün Mesut Barzani'nin Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşmesinde sarf ettiği laflar, bütün bunları üst üste topladığınız zaman bu Türkiye'nin giriştiği, daha doğrusu Türkiye'de demek istemiyorum açıkçası, ağrıma gidiyor bir Türk olarak Türkiye demek, Erdoğan hükümetinin izlediği bu politika dünyada destek bulması mümkün gözükmeyen ve ilerlediği ve can kayıplarına yol açtığı, eğer orada Kürtler gerçekten direnir, karşı koyarsa insani dramların yaşanması halinde devamının dünyada üstüne çekeceği tepkiler nedeniyle çok zor olacağı şimdiden belli olan bir hareket durumunda. Dolayısıyla bölgede dengeleri nasıl değiştirecek derseniz, Türkiye'yi bu yalnız bölgede değil bütün dünya çapında çok yalnız bırakacak, ekonomisine ağır hasarlar verdirecek, Türkiye'nin imajını son derece olumsuz bir şekilde yaralayacak bütün bu unsurları barındıran, o yüzden fazla uzun sürmesinin direnme olmadığı takdirde, direnme olduğu takdirde, onun altını çizerek söylüyorum, fazla uzun sürmesinin pek mümkün gözükmeyeceği bir operasyonun işaretlerini veriyor. Eğer bu operasyonda ısrar edilir, bu kadar uluslararası tepkiye rağmen bu operasyon daha derin ve daha genişliğine Kuzey Suriye topraklarında devam ederse büyük trajediler yaşanacak demektir. Çok büyük insan kayıpları olacak demektir. Ve bunun altından kimse kolay kolay kalkamaz demektir. Bölgede dengeleri nasıl etkileyecek gibi böyle çok serin kanlı gözüken bir siyasal bilim sorusu, büyük insan felaketleri yaşandıktan sonra cevaplayacağımız bir soru. Şu anda bölgede dengeleri nasıl etkileyecektir diyecek bir soruyu ben duymak istemiyorum. Buna cevap vermek de istemiyorum, ama tekrar ederek sözü bağlayayım. Şu andaki manzara bu Türkiye'yi dünyada çapında da bölgede de büyük bir yalnızlığa sürükleme
manzarası veren, dengelerinde nasıl değişip değişmeyeceğini bu görüntü üzerinden anlamanın mümkün olabileceği bir hareket. Dengelerden kastım biraz şuydu, siz de değindiniz, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklama yaptı. Dedi ki Şam rejimiyle Kürtler arasında bir uzlaşma sağlayabiliriz, biz bu konuda aracı olabiliriz. Suriye'den açıklama geldi, toprak bütünlüğümüzün ihlalidir, sonuna kadar savunuruz dedi. Bu durumda Türkiye gittikçe yalnızlaşacak. Bir de ABD'den yaptırım haberleri geliyor, Trump her ne kadar... Tamam Türkiye girdi biz onaylamıyoruz dese de sizin de bahsettiğiniz gibi yeşil ışık yaktı. Tüm bunlara karşı bir de Türkiye'nin daha doğrusu Erdoğan iktidarının, siz de Türkiye demek istemiyorsunuz. Erdoğan iktidarının iç siyasete yönelik bir harekatı olarak adlandırılıyor bu askeri harekat. Bu konuda ne demek istersiniz? Şüphesiz yani Erdoğan giderek son yıl içinde zayıfladı. Üst üste seçim kaybetti. Üstelik... kendi prestijini ortaya koyduğu ve kendi siyasi tırmanışını simgeleyen İstanbul'da çok ağır bir hezimete uğradı. Dolayısıyla Türkiye'nin içindeki dengeler Erdoğan aleyhine ciddi olarak değişmişti. Dolayısıyla Erdoğan'ın Türkiye'de kendi iktidarını tekrar takviye ve tahkim etmeye ve MHP ile aşırı milliyetçi güç unsurlarıyla Türkiye'nin o ittifakının beraberliğini sağlama almaya ve iktidarını sürdürmeye çok ciddi bir ihtiyacı vardı. Giderek zayıflayan bir iktidardı bu ve dünyanın her yerinde ve tarihte defalarca örneği olan bir şekilde zayıflayan iktidarlar dış maceralara girişirler. Dış maceraların milliyetçi zamkıyla ülke nüfusunu bir arada, kamuoyunu bir arada tutmaya çalışırlar. Burada tabii çok önemli husus muhalefetin tutumuydu. Maalesef altını kalın çizgilerle çizip büyük harfle maalesef diyorum. Ana Muhalefet Partisi şu sırada Erdoğan'ın kendi iç politika amaçlarına ciddi bir payanda görüntüsü sergiledi. Dün ortaya koyduğu tavırla utanç verici bir tavırdı. Bir muhalefet açısından, bir ana muhalefet partisi açısından. Yani ana muhalefet partisi böyle davranırsa Erdoğan'ın ne yapacağını, Erdoğan en tutarlısı şu anda Türkiye'deki siyaset adamları içinde. 2014 yılından beri Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde, Kuzey Irak'taki gibi bir oluşuma asla izin vermeyeceğini bağıra bağıra defalarca söyledi. İki yıldır da bir gece ansızın gelebiliriz, işte Fırat'ın doğusuna operasyon diye davulla zurnayla bağıra çağıra her seferinde söyledi. Bu amaçla Amerika ile ilişkilerini Türkiye'nin iki NATO müttefik ülke olarak bozmayı göze aldı. Yani baktığınız zaman Türkiye'deki siyasi aktörler içinde Kuzey Suriye konusu en tutarlı olanı Erdoğan. Söylemediği bir şeyi yapmıyor. Yani bir sürpriz unsuru yok. Asıl kepazelik, altını çizerek söyleyeyim bu kelimenin, kepazelik ana muhalefet partisinin ortaya koyduğu tavır. Ve Erdoğan'ın yangınına, Erdoğan'ın yaktığı yangına tam benzin dökmek. Yani muhalefet, ana muhalefet itfaiyeci görevi görüp su döküp söndüreceğine yangını gitti benzin döktü Erdoğan'ın yangınına. Şimdi oradan baktığınız zaman iç politika açısından kısa vadede bu Erdoğan'ın iktidarına yarayacak bir hamledir tabii. Zaten onun için yapıldı. Büyük ölçüde onun için yapıldı. Eğer bu harekat çok büyük insani trajedilere bölgede yol açarsa ki şu anda hiçbir bölgesel ve uluslararası destek görünmüyor Türkiye hesabına. Orta vadeden bile daha önce bir vadede Erdoğan iktidarı için çok pahalıya mal olacak. Ama sonuç itibariyle bütün Türkiye bu maliyeti ödeyecek. Türkiye'nin insanları bozulan ekonomisiyle, iç dengelerin allak bullak olmasıyla, unutmayalım ki bizim ülkemizin nüfusunun 1/4, 1/5 Kürt. Bu insanlarla birlikte yaşanıyor Türkiye'de. Şimdi bir ülke Kürtlere düşman görüntü veriyor ve
Ona göre askeri harekat yürütüyor ve Türkiye'nin içindeki Kürtler bundan büyük bir mutluluk duyacak. Bu mümkün mü? Bu hem ülke içindeki dengeleri çok kötü şekilde tahrip edecek, insan ilişkilerine zarar verecek, hasar verecek, hem de ekonomiye ağır yükler indirecek. Dolayısıyla da siyasi olarak Erdoğan'ın amaçlarının aksine sonuçları bir süre sonra vermeye aday, böyle bir sonuçlar üretmeye muhtemel bir harekat gibi gözüküyor. Ama altını çizerek söylüyorum. Eğer büyük insan kayıpları olur, bu harekatın süresi uzatılır ve en önemlisi Kürtler direnirse, Kürtler direnmesi teslim olurlarsa o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir zafer kazandı şeklinde durumu ilan eder, biter gider bu iş. Ama eğer bunlar olmazsa Türkiye'nin iç politikasında da 24-48 saat içinde değil ama birkaç hafta, birkaç ay içinde çok ağır sonuçlar verecek şekilde dengeleri etkileyecek sonuçları kaçınılmaz olarak üretecektir. Sayın Çandar, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Gazeteci Cengiz Çandar, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye askeri harekatını değerlendirdi. Altını çizerek söylüyorum dedi. Eğer bu harekat uzun sürer ve insani trajedilere neden olursa, Erdoğan'ın amaçlarının aksine Türkiye iç siyasetinde de bir farklı durumla karşılaşacağını söyledi. Zayıflayan iktidarlar dış mecralara giderler, dış maceralara girişirler ifadelerini kullandı. Muhalefetin tutumunu da eleştirdi. Erdoğan'a payanda görüntüsü sergilediklerini söyledi. Biz ikinci bölümümüzün de Artı Haber'in sonuna geldik. Yarın saat 19'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.